Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Patatesli yumurta istedim hikaye. Zaten benimkiler de çok seviyor. Kendime ben yumurta haşlayacağım arkadaşlarım. O şekilde şimdi ben bunları bir soyayım. Geliyorum hemen. Çöp arabası da geldi. Onun sesi geliyordur şimdi videoya. Şöyle doğradım. Şöyle balık tavamın kapağını da örtüyorum. Altını da kısacağım arkadaşlar. Pişsin. Yumurta koydum. Çayımızı da demledim. Tekrar su koydum. Kaynasın. Tabii ki kahvaltıdan önce bu hindiba kahvemi içtim. Sonra detoks suyumu içtim arkadaşlarım. Bunların da linkleri şeyde var. Topluluk kısmında var. Kahvaltıdan böyle yarım saat önce içiyorum. Bir de akşam yemeğinden yarım saat önce. Hem detoks suyunu hem de bunu o şekilde tüketiyorum. Kadar domates yeter mi? Yeter. Arkadaşlarım, Instagram'a ne diyorum biliyor musunuz? Şu okullar bir açılsa. Emre'yi bir evlendireyim. Yarın bir kalişe başlıyor Allah'a şükür. Ondan sonra var ya, gel keyfim gel. Şimdi ıslak kek yapıyoruz. Sosunu hemen malzemelerini hazırladım. 2 su bardağı süt var bunda. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu da kakao var. Kaynasın. Bir çikolata koyacağım içine, eriyen çikolatalardan. Ondan sonra cıma bitter, sütlü kullanabilirsiniz. Toz sıcak olacak, kek de sıcak olacak. İkisi aynı anda sıcak sıcak birleşecek. Şimdi şunu ben şöyle hazırladım da, keki içinde 3 yumurtayla 1 su bardağı toz şekeri çırpacağım. Şu şekeri de kaldırayım. Şunu da yok, bunu kaldırmayacağım, bu lazım. Kekimizi yaptık. Size tripodumu da göstereyim. Tripod var ama onları yaptım şöyle. Şimdi 160-170 derecede önce kapatmamız fırına doğruluyoruz. Sosumuz da hazır. Ben çikolata da koydum içine. Fakat kek böyle tam fırından almaya yakın, ben bunu ısıtacağım. Soğusun istemiyorum böyle. Yani şu anda sıcak da. Şuraları bir toparlayayım. Şimdi hemen akşam yemeğini de bir taraftan da halledeyim. Mikael sevinecek, bu sefer kıyma kattım dolmanın içine. Normalde ben zeytinyağlı çok seviyorum. Yani dolmaları zeytinyağlı seviyorum. Hemen bu da pişsin. Yanına da geçen gün karnıyarın harcından karnıyarı yaparken böyle harç malzemesi kaldı, iç harcı. Ondan da dedim, yanına kıymalı patates yemeği yapayım. Dolma biber. Patates yemeği. Ay yeter, bu kadar. Evet. Aslında bu döküm tencereyle fırında da pişirebilirim de. Ocakta pişireyim, neyse bakalım. Sonra bir balkonu yıkayayım. Çamaşırları yıkattırayım, beyazları. Her gün kıyafet değişildiği için çamaşır çok birikiyor bacılar. Sizin ev, herkesin evinde aynıdır gerçi. Yazın daha çok çıkıyor. Yetecek mi bakalım bu harç? Şöyle az koyayım da. Zaten pirinçler şişiyor içinde. Aslında ben buna maydanoz da koyarım da benimkiler yemiyor. Bir de bu dolma biberin içini böyle oyuyoruz ya, hani çıkartıyoruz. İçini azıcık tuzlayın, bekletin. Daha da bir lezzetli oluyor yemek. Bulaşık makinenin de sesi geliyordur. Aman aman. Hah, yetti. Harç böyle iç harcı kalmasın da böyle tam yesin. Dün ben sarımsak aldım ama pazardan
Benim yine sarımsak almam gerekiyor. Yetmez o. Dedim iki adını alalım. Şöyle biraz yarım yarım doldurmuştum. Onları da üstüne koyayım da şu kalan. Bakın çok az bir şey kaldı. Onu ziyan etmeyeyim. Şöyle. Kekimiz fırından çıktı. Hemen üzerine sıcak kakaosunu da ekledim. Çikolata sosunu ekledim. Şimdi böyle güzelce emsin. Bakın zaten kestim. Hemen böyle çıkarttığım gibi kestim. Şimdi burada kıymalı patates. İç harcımı zaten söylemiştim. Dolma biberlerimiz de pişiyor. Hadi bakayım ben şimdi şu patatesleri soyayım da içine katayım onu da. Böyle kızlar. Islak kekimiz ıslak ıslak olmuş. En iyi ıslak kek. Bakın çok güzel olmuş, çok hemen mi yedin? Getir bunu koyayım mı? Nasıl? Oğlum nasıl yedin hemen? Tabağı yeni koydum sana yedim. Al şöyle tutsana bak, şöyle. Nasıl? Nasıl olmuş? Çok iyi. Tam bir ıslak kek olmuş. Hadi bakayım. Şimdi şöyle 4 dilim Mustafa'ya gitti maşallah. Bunları da arkadaşlar üzerine streç filmleyeceğim. Ayşenurlara götürüyorum. Şimdi Mustafa'yı ayırmasam olmazdı arkadaşlarım. Şunu da şöyle temizleyeyim. Benim fırın kabı şey var. Saklama kabı, ona koyayım. Gençler yesin. Mikail kahveden geldi. Arabayı da bize verdi. Yoksa yürüyecektik biz. Ay vallahi iyi de oldu. Sıcakta kızlar yürülmüyor yemin ederim. Keki de aldık yanımıza. Sorduk başka da bir isteğiniz var mı diye. Tesisatçı da gelecekmiş arkadaşlarım. Selam tekrardan. Ben eve geldim. Baktım kapı kilitli. Ay kapı kilitli diyorum. Anahtarım yok. Evde de kimse yok. Hemen Mikail aradım. Mikail de okulun köşesini dönmüş. Dedim çabuk eve gel, kapıda kaldım. Meğersem o da bizi almaya geliyormuş. Çünkü Emre işe gitmesi gerekiyordu. Hani arabayı Emreler kapının önünde bırakacaktı. Mikail de bizi alacaktı. Eve bırakacaktı. Neyse Emre de bırakınca biraz karışıklık oldu. Şimdi de Mikail'le, normalde ben BİM'e gidecektim. BİM'e de güzel ürünler gelmiş ama saatte biraz geç oldu. Mikail de gel hadi de o zaman dedi şey yapalım. AVM'ye gidelim. Okullarda açılacak. Emre'nin pantolonu, ay Mustafa'nın pantolonu. Sonra birkaç eksiğini, ay karanlık. Birkaç eksiğini işte alacağız, halledeceğiz inşallah. Birazcık da böyle yürüyüş de yaparız. Öyle arkadaşlar. Yemek de ne kadar acı olmuş değil mi? Ya var ya çok az katıyorum. Bu biber neydi böyle? Yaktı yandırdı bizi. Normalde acısı seviyorum biliyorsunuz. Bu felaketti. Şimdi ben Ayşenurlara gittim. Çocukların evine. Yengesi vardı. Kuzeni vardı. Dolapların içlerini düzenlemişler. Çok da güzel olmuş. Fakat eşyalar çok geldi. Şimdi salondaki konsola da koyacaklar ama yine herhalde tencereler falan kaldı. Bayağı bir çeyizi var maşallah. Ayşenur'un almış. Kaç tencere takımı herhalde? 4-5 takım tencere takımı var. Hilo hilo kullansın. Evdir lazım olur. Her zaman. Mutfak eşyası zaten kadına her zaman lazım oluyor. Oraları işte bir kısmen halletmişler. Az bir işleri kaldı. Sonra halılar geldi arkadaşlar. Halılara tek tek baktık. Antrenin halısı yanlış gelmiş. O geri gidecek. Halılar mükemmel. Çok güzel. Öyle. Bu trend halılardan aldı. Çok beğendim. Mutfak halısı olsun, giyim odasının olsun, salonun olsun. Harika. Güle güle kullansınlar.
Sağlıkla. Heh, Ayşenur arıyor beni. Bir döneyim. Abisinin tişörtünü giymiş. Abisi görmesin. Bak polo yaka diye. Evet, sen polo yaka sevdin. Biz ne arıyoruz burada? Pantolon mu? Oğlum biz, Mikail, biz buna geçen sene bol almadık mı? Hayır, dardı. Dardı. Hayır, anne. Esivaki'den aldık anne, ya bol. Hep senin adın hepsi dardı. Dardı, dardı. Dar mıydı? Ya, çok dar değildi, bir tık. Oğlum böyle nasıl olacak? Ha, bunun azı şey yani, bu kadar bol değil. Bu kadar bol değil, biraz geniş. Bak, hı? Dur dur, şunların pantolonları çok pamuklu oluyor. Esnek dar, oluyor. Dar almıyor. Bir de bayan mı? Kısa mı? Şey. Kim görevli burada? 2000 liraymış. Pierre Cardin mi? Aa, bunlar kumaşları çok farklı. Şimdi arkadaşlar, okul alışverişi yapmak istiyorsanız bu polonun, bu pantolonu, bu arada siyah gri gibi çıkıyor. Kameradan şu fiyata düşmüş. Hani buradan da söyleyeyim size, erkek annelerine duyurum. Bu fiyatı aldık. Ay, rengi gri çıkıyor. Siyah aslında. Evet, pantolonu aldık. Spor ayakkabısına da bakalım. Ne oldu? Fenomen. Ben Elinoğlu. Ne diyorsun, bir daha söyle bakayım. Yaz boyunca sadece bir terlik aldım canım. Bak, farkında mısın? Bir yazı bir terlikle çıkardım. Hayatım, al hayatım. Ya sizden bana yetmiyor ki, kalmıyor ki bana. Alayım sana. Nerede hani o sıcak? Ben sana aldım ya Mikail. Ne aldın? Aldım ya, gel buraya. Tişört aldım. Tişört aldım. Bunların dolabında duruyor, ben dolabımda. Hayır, daha ütülemedim ben. Ya onu ben hiç giymedim mi? Benim haberim yok ya. Terliklerle de mükemmel. Hayatım, düğünden sonra seni giydireceğim. Her şey çocuklarımız için. Değil mi? Ha? Biz yalın ayakta dolaşırız. Ay deli. Terlikle gez çocuğa. Kız, ben de terlikle geziyorum. Çok güzelmiş. Nereden kurtardım? Şu ayakkabılar indirime girmiş arkadaşlar. Normalde şunu alacaktık. Bunu beğendim. Terlik ayağımı bulmuş ya. Aynı Hint fakirleri gibi duruyoruz. Ay. Bu muydu bizim? Evet o. Bunların markası ne? Şey, biz bunu alalım. Tamam, bunu alalım. 46 mı diyeyim? Evet. Tamam. Ayağım giymiş be. 46. Vav. Nasıl özel üretim yani? Nasıl? Özel üretim mi oldu? Ama sen daha herhalde ayak numaran büyümez. Büyür. Ben daha 25 kadar büyür. Oğlum ne olacak? 50 mi olacak? Olur. Ayak, ayak büyür mü? 46 mesela. Ayak? En son ne olur ki bu? 55'i falan dur. 55 değil ya. Sen hiç çocuk gelmiş. 190 falan çocuk. Allah hissediyormuşum. Ciddi misin? Ben çocuk 15 yaşında. Bulabildiniz mi? 48,5 var ve çocuğum oldu. Dar yerde. Benim bir tane müşterim ya, çocuğa böyle bakıp çocuk 52,5 özel üretim ayakkabı giyiyor. Aa, yok canım, bizim, yok bizimkisi o kadar olmaz. Yok. Olmaz. Bizim alışmak lazım. Yani maksimum 2 numara falan. O da senin yapına bağlı biraz da. Kemik yapına. Sporla ilerliyorsun. İleriki görüşürüz. Ana tarafına çekmiş boyda. Çok da boyluyuz ya. Peki, tamam, biz onu alalım. Sana da alayım ayak. Sana da alsana bir tane. Ay, Mikail var ya. Hayatım, senin kaç tane var? Spor ayakkabı. İndirimi kopar mı? Bak orada indirim yazıyor ama. Yok. Kasada. Arkadaş, yan dursana. Aa, ayağ ne kadar küçük durdu Nari. Benim ayağım küçük zaten. Evet. Güzel durdu hikaye. Alırsan giyerim canım. Paketlerim var. Üstüne bir tane de çok güzel bir tişört aldık.
kampanya varmış. Ona tamamladık. Şimdi videomu kapatacağım. Fakat ağlamadım. Çok güldüm videonun editini yaparken, özellikle Mikael'le terlik diyaloğunda. Buradan da lütfen yanlış anlaşılma olmasın. En doğal, böyle kırpmadan o bölümü paylaşacağım. Allah aşkına süper ayakkabısı kızlar, tam 3 tane var yani, yok değil. Ama o kısmı yaparken yemin ederim o kadar güldüm ki. Ve bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Lütfen yanlış anlaşılma sakın olmasın burada. Sakın hem de. Yani artık vallahi videoyu böyle paylaşacağım ama bir taraftan da böyle şey yapıyorum. Neyse, arkamda sizler varsınız. Dağ gibisiniz benim arkamda evelallah. Şimdi ben videoyu kapatayım. Alışverişini yaptık. Spor ayakkabısını aldık arkadaşlarım. Bir de üstüne bir tane de forma aldık. Çok beğendi. Yani forma bize Hopi kelebek kampanyasıyla mı ne, kaça geldi? 50 TL'ye geldi. Aslında üstüne aldığımız forma 850 TL'ydi. O bize 50 TL'ye geldi. İnşallah doğru söylüyorumdur. Çünkü o sırada böyle başka şeylere de bakıyordum. Böyle aklımda kalan bu. Güle güle giyinsin. Okul alışverişleri başladı. Allah alım gücü versin herkese. İnşallah yeni bir eğitim dönemi başlayacak. Kazasız belasız başlasın. Kazasız belasız bitsin. Herkese de kırtasiye alışverişinde, okul alışverişinde Allah kolaylık versin arkadaşlarım. Fiyatlar da fena. Biz pantolonu Polo'dan aldık. Kaça aldık? Orada gösteriyorum etikette. 800 küsur mu? Ne herhalde. Elsivaki'ye vallahi bakmadık. Aslında bakacaktık oraya girmişken de. Hani aldık ve çıktık. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Hemen bu kısmı da yüklemeyi alıyorum. Sizlerle bir araya gelelim yine. Yine aynı saatte. Şimdi ben videolarımı saat 8'de paylaşıyorum ya arkadaşlarım. Beni düğünden sonraya kadar, yani düğüne kadar idare edin. Düğünden sonra şöyle bir her şey yoluna girecek. 8'de paylaşmayacağım tabii ki. Ama düğüne kadar böyle olsun. Çünkü ben bazen gündüz de editimi yapıyorum. Yoğunluk oluyor. Oraya git, buraya git falan derken. Gün içerisinde böyle birkaç çekim yapıyorum. Birleştiriyorum. Ama düğünden sonra Allah'ın izniyle o gün gelsin, bitsin. Ondan sonra her şey normal rutininde devam edecek. Sizden bir hikayecik müsaade istiyorum. Çok geç paylaşıp farkındayım. Ama izlenmeler de çok güzel. Yine Allah aşkına tabii ki daha çok izleneyim isterim ama buna da hamdolsun diyelim, şükürler olsun diyelim. Evde de oğlum yemek yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah, subhanallah. Şimdi ben dışarı çıkacağım. Hemen yarınki videoda başlattım. Devamını getireceğim. Görüşürüz. Hepi puanlamasını unutmayın. Güzel yorumlarını, beğenilerini, yorumlarını eksik etmeyin. Öpüyorum sizi.